Ama canlı yayınlarda sana Ankara canavarı diyorlar. Bey açayım madem konuyu. Anlat, anlat. Bir yandan yemeği yap, bir yandan anlat. Millet Ankara canavarı diyor. Ben de diyorum ben isim saklamam. Sibel Baysal'a mı diyorsunuz diyorum. Açık olun korkmayın. Ama tebrik ederim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu işi iyi biliyor. Bana bak, yanlışlıkla beni ıspanağın yanında yumurta olarak yumurtayı kırıp kırayım derken Sibel Baysal'ı da oradan yarma. Yok estağfurullah aşkım. Ben hepinizi seviyorum. Büyüğümsünüz. Lubunya'nın yaşı büyük olmaz ama yaşanmışlığı büyük olur. Lubunya'nın yaşı büyük olmaz, yaşanmışlığı büyük olur. Ya bence şöyle Allah büyük, kurban oldum Allah her zaman büyüktür. Çünkü Uğurcuğum ben seni o güzel kalbinle, tarafsız yüreğinle, konuşmalarınla seni sevdim bir tanem. Sen Teşekkür tamam. Bak şu an benim yayınıma geldin. Mesela konuğumsun, başım gözüm üstünde. Her zaman Ankara'ya da gelsen başım gözüm üstünde yerin var. Fakat vallahi. haksızlığa gelemediğinden dolayı burada ben sana hiçbir şey sormayacağım. Sadece ben seni seviyorum. Ay tor ne olacak ayol? Yani O Allah zaman sorayım. Ispanağın yanına da patlıcan alsaydım veya kabak alsaydım nasıl patlıcanın olacaktı bu? kilosu kaç para haberin var mı? Uzun zamandır bana çıkmadın herhalde. Fazla o zaman kendine mi sokacaktın? Yoksa Sibel Baysal'a gönderip Sibel Baysal'ın götüne mi sokacaktın? Allah korusun anam. Sibel Baysal kendi kendini koyacak şey bulur. Bana mı kalmış? Peruklu Lubunya'ya mı kalmış? Ay canım benim bir tanem ya. Yani koskoca Sibel Allah. Baysal benim göndereceğim patlıcana mı kalmış? Abla işte öyle. Bu sanal ortam güzel. Seviyorum ufak tefek madilikleri. Abartıya kaçmadık da. Bir de ben sana bir şey soracağım Uğur. Tamam. Ben seni biliyorsun Şükran abla sayesinde takip Tanıyorsun. ettim. Tanıyorum, evet tanıyorum. Fakat ilk tanıdığımda yorumları da kaldırayım. Bu arada işime gelen yorum olursa okuyacağım. İşime gelmeyenleri es geçiyorum. Nasıl bir değişime uğradın yani? Estetiksiz doğal olarak da. Aşkım güzelliğimi polisan boyayla marşal boyaya borçluyum. 2 saat kendimi boyuyorum bu kılığa gelip gidiyorum. Pazarda bir tane böyle makyaj malzemeleri satan amcam var. Allah razı olsun. 2 dakika onu mutlu ediyorum. O da ürünlerin en iyisini, en ucuzunu veriyor bana. Ben de bu kılığa giriyorum. Ay, o kadar güzel mi olur bir insan? Kendimle barışığım ben. Ablacığım yani Benim gibi. Benim. millet gibi ben işte koli yapmıyorum. Ben şöyle namusluyum. İmam karısıyım. Vaaz veriyorum camide demiyorum. Yani sen de ben de senin hani ufak tefek cezaevine girdiğini falan biliyorum. Cezaevi görmüş Lubunya'yı. Az buçuk kırıklığım vardır ama kimse bana dokunmasın. Ben de kimseye dokunmayayım kafasındayım her zaman. Bravo. Çünkü insanlar sana ne kadar bulaşırsa sen de insanlara o kadar bulaşırsın. O yüzden hafif ortalığı karıştıracaksın, sen kenara çekileceksin. Onlar kendini yer zaten yeri gelince.
Sor abla sor. Böyle durmuyor. Durma sor. Biliyorum misafirlerim var. Yok yok, misafirlerimden dolayı değil. Tüm konuşmaların altın cümle, pırlantadan üstün. Arkadaşlar bakın, iyisiyle kötüsüyle şurada 80 kişiyiz. Herkesi sevmek zorunda değilsiniz. Sibel Baysal'ın fikirlerine saygı duymak zorunda değilsiniz. Fakat Sibel Baysal'ın görüşlerine katılmak zorunda değilsiniz ama insanlara saygı duymak zorundasınız. Sibel Baysal sizden ekmek istemiyor, bu istemiyor. Kendi çarkını döndürüyor mu? Döndürüyor. Bitti. Sibel Baysal ortaya bir laf atar, sazanların hepsi düşerse Sibel Baysal da isim yapar. Akıllı kadın. Bitti. Nasıl analiz etmişim, güzel analiz etmiş miyim? Analiz şöyle, tarafsız olduğundan dolayı ben seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten bir de kolay değil yani bir laçovari olup da gündüz hayatını idame ettirip bir makyaj, bir peruk bir insanı bu kadar bebek gibi yapacağını da ben buradan da itiraf ediyorum senin adına. Teşekkür ederim. İnsanlar kalkıp estetik cerrahi müdahale ameliyatlarına girerken bokuma benzerlerken sen bir makyajla kendi kendini o kadar değiştiriyorsun ki yani bu işin piri misin sen? Yok anne, ben biraz da efekt var, teknolojiyi kullanıyorum. Efekt var. Şu an değil canım, şu an değil. Normal. Bir peruk takıyorsun, bir nakitlik, makyaj. Ben şahsen çok şaşırdım yani o haline. Teşekkür ederim ablacığım. O senin güzel gören gözlerin. Bakın, kadınla güzel konuşunca kadın güzel konuşuyor ama kadın amatilik alıkınca kadının yaptıklarını eleştirmeyin. Eleştiriyorsanız yapmaması için ekmek göndereceksiniz kapısına. Ben her zaman bunu söylerim. Bir şeyi çok eleştiriyorsanız, abla sen bunu yapma, ben sana 10 bin lira gönderiyorum. Geçimini sağlayacaksınız. Hani bana diyorlar ya, şey diyorlar işte, bu işi niye yapıyorsun? Yapmamı istemiyorsan aylık kiramı öde. Hep bunu söylerim. Yani götünü siktirme, ben senin kiranı ödeyeceğim. Ulan götümüzü siktirmezsek kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Ey kabak ibleler, götbaranlar. Akıl veren çok ama para veren yok hiç bu ortamda. Ben de onu anlamadım. Elektrik, su, Arkadaşlar, vesaire vesaire. Sibel Baysal'ın yayınına geldiniz. Rozeti açık. Madem o kadar dinliyorsunuz, rozet atın bakayım kadına. Olsun canım benim. Atan da olabilir, atmayan da. Sonuçta sen benim için çok değerlisin Uğur. Ben seni çok seviyorum. Şükran ablayı da öyle çok seviyorum. Yani sen her zaman tarafsız olduğundan dolayı ben seni çok seviyorum Uğur. Sağ ol abla. Ya benim de taraflı olduğum yerler vardır. Sütten çıkmış ak kaşık değilim ama hani yapabildiğim kadar ortaya konuşmaya çalışıyorum. O zaman Hüseyin kağıdı şey Hüseyin kağıdı yeniden bir şarkı gelsin mi? Abi gelsin, izleyiciler de Hadi dinlesin. bakalım. Hadi. Yeni gelen arkadaşlara Hüseyin kağıdı.
Evet. Oktava aldı Uğur. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel de. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel de. Uyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi gel gör. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi gel gör. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır halimi görmez. Yazmışsın duvara halimi bilmez. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır halimi bilmez. Yazmışsın duvara iki satır bilmez. Halimi gel gör sen benim. Aynı şey. Biraz oynaması. Ben de oynayayım şöyle. Ablam ben çıkayım. Şunları halledeyim. Çıkmam. Burayı halletmem lazım. Toplamam lazım. Oynayacağım bir daha, ama. Bir daha gelirim. Şuralarımı toplayayım, halledeyim. Çok ödüm. Kalkın. Tamam, son bir şarkı daha dinleyeyim. Hadi oynatsın bir de. Ha, oynayayım. Ankara havası işte. Ankara'nın dağları da büklüm büklüm yolları. Allah. Hiç aklımdan çıkmıyor da o kızın bakışları. Ankara'nın dağları büklüm büklüm yolları. Hiç aklımdan çıkmıyor o kızın bakışları. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun, kaldıramıyor kolları. Bir patlamacık kaldı da, biraz da gözü kaldı. Efendim? Ha, ıspanak ne yapıyordu? Ispanak patlıcanı. Patlıcan. Yumurta. Yok yok. Şey hanımefendi. Uğur. Ispanak yapıyordu. Ispanak yapıyordu değil mi? Efendim Uğur yayınıma şeref verdi. Onur verdi efendim. Ben ona teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Neredeyse ıspanağa yanıyordu. Ay. Ben de severim. Yarın alacağım. Valla. Çünkü ıspanak şey demir oksij şey ne derler hani? Demir vitamini. Demir eksikliği. Demir eksikliği. Evet. Bravo. Efendim. Ondan dolayı vücuttaki tüm şeyi alıyor. Neyse ıspanağı boş ver. Ispanağı iyi. Selamlarımı iletiyoruz. Evet. Uğur'a ne diyoruz efendim? Bütün ıspanakçılara selam olsun. Özellikle Uğur'a ne diyoruz? Harbi. Teşekkür ediyoruz katıldığı için. Evet. Değerli vaktini bizim için harcadığı için. Ispanağı bize yol gösterdiği için. Evet. Efendim evet şimdi nerede kaldık? Tabii ki neydi? Kader mahkumları. Kader mahkumlarıydı. Onunla da ilgili Volkan kardeşinden konuşma.
Anlatalım biraz. Buyurun efendim. Beni gösterir istersen. Burada